Şu an asgari ücretle geçinen aileler var, çok zorluk çekiyorlar. İşi gücü rast gitsin Tayyip Bey. İçimizden geçti yani. Gülüyorum ve artık hani kesinlikle zaten asgari ücretin yeterli olmadığında artık herkes biliyor bunu yani. Bütün millet olarak, halk olarak. Türk İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10.000 TL'yi aştı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuda ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ben çok inanmıyorum böyle bir şeye. Yani ne kadar olması lazım? Yani asgari ücretle insanların geçindiğini biliyorum. Yani tamam şöyle bir şey var. İhtiyaçlar sınırsız ve bizim gelirimiz de tabii sınırlı. Sınırsız ihtiyaçları sınırlı gelirlerimizle karşılamak durumundayız. Onun için herkes gelirine göre harcama yaparsa, yani geçim tamam, tabii ki geçim sıkıntısı var, her yerde olacak. Yani ben işte 10 bin lira da alsam o sıkıntıyı yaşayacağım. Niye? Harcamama göre, yani harcamalarıma bağlı olarak. Onun için yani herkes gelirine göre harcama yaparsa geçim sıkıntısı çok çekmeyeceğini düşünüyorum. Vallahi burada devlet büyüklerimizin yapması gereken şey belli zaten. Bütçe dağılımındaki adaletsizliği zaten burada basit bir şekilde görüyoruz yani. Ben bir devlet memuruyum. 25 yıllık devlet memuruyum. 25 yıllık devlet memuru olarak yani şu anda bizim sabit gelirli olarak geçiyoruz biz zaten. Fakat şu anda işçi ve memur kesimin yani derece ve kademe bağlamında daha düşük seviyede olan kişilerin yani geçim derdi daha büyük. Biz yani mesela şu anda ben birinci derecenin birin dördüyüm. Yani derece kademenin sonundayım. Fakat almış olduğum bütçe dağılımında yani yapmış olduğum iş işi itibariyle yani bir adaletsizlik olduğu aşikar. Fakat yani şu anda bulunmuş olduğumuz ekonomik dalgalanma ve ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen yani bu ekonomik krizin de baz alındığında şu anki bulunmuş olduğumuz durumdan şükretmemiz gerekiyor. Yani bu devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunmuş olduğu ekonomik krizi yani bir sünni bir yapılanmayla, sünni bir yapılanmayla tetikledikleri kanaatindeyim ben. 10 milyon lira, 10 bin lira. 10 bin TL yaşlı. Neredeymiş 10 bin lira? Neredeymiş ya 10 bin lira? Yalan söylüyorlar. Resmen yalan söylüyorlar. 5 bin liraya getir ben onları geçindireyim. He? 10 bin lira iyi para. Geçinmek için. Asgari ücret sıkıntılı. Kimse geçinemiyor. Yani ailelerde birkaç kişi çalışınca hani onlar bir geçinme sağlamaya çalışıyor. Tek kişi çalışınca ne kiranı ödeyebilirsin, ne yiyeceğini, yağın 5 litresi olmuş 80 lira. Yani bilmiyorum insanlar nereye gidiyor. Alışverişlere bakıyorum, alışveriş yapıyorlar, karttan yapıyorlar. Ondan sonra hani nasıl ödemeler oluyor, icralar oluyor. Ondan. Sizce ne kadar olmalı gelir? Valla normalde 6-7 bin lira falan hani asgari ücretin o kadar olması gerekiyor. Bir geçinebilmek için ya da zamların olmaması gerekiyor. Evet, şimdi şöyle bir durum. Gittikçe kimsenin parası yetmiyor burada. Çünkü her şeyi de ben 53 senedir yurt dışındayım. Euro ile kıyaslıyorlar. Euro ile hiçbir şeyi kıyaslamayın. Çünkü ben şöyle diyeyim. Bir kişinin bir günlük yemiyesiyle Almanya'da 12 şişe 70'lik rakı alıyorsun. Burada onu alamıyorsun. Yani en basit onu kıyaslayayım. Bir aylık maaşınla eve giderken 3 tane araba alabiliyorsun. 400 eurodan 2 sene tüfü olan. Burada öyle bir şey yok. Bu sene asgari ücrete iyi bir zam yapacağız diyorlar. Ama ben inanmıyorum her zamanki gibi. Çünkü ben de yıllardır özel sektörde çalışıyorum. Aldığım maaş 3,5-4. 4'ü bulmuyor yani. Ama asgari ücrete 3,5 yapacağız diyorlar. Yapsalar dahi yani 3-4 kişilik bir ailenin bu maaşla geçineceğini de zannetmiyorum. Yani 10 bin TL'yi aşması çok normal. Çünkü biliyorsunuz asgari ücretin döviz bazındaki karşısındaki erimesi artık aşikar. Yani aldığımız asgari ücretler kendi mutfak masraflarımızı karşılamaya dahi yetmiyor ki. Burada insanlar ev kirası mı versin, elektrik parası mı ödesin, su parası mı ödesin, çoluğun çocuğunun okul masraflarını mı karşılasın, ne yapsın, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor bu asgari ücretle. Haliyle şu an ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı da 10 bin TL'yi aşması çok normal. Hatta yani
yeni açıklanacak asgari ücret zammıyla alakalı da ciddi bir beklenti var ama bu beklentinin de mevcut temel ihtiyaçları karşılayacağı ve bu açlık sınırının üstüne geçeceğini düşünmüyorum. Ama 1000 TL üzeri olması gerekiyor zaten. Şu an asgari ücretle geçinen aileler var, çok zorluk çekiyorlar. Sadece kiraya gidiyor o para. O yüzden bence de 10.000 lira üzeri olması gerekiyor. Gülüyorum ve artık hani kesinlikle zaten asgari ücretin yeterli olmadığında artık herkes biliyor bunu yani bütün millet olarak, halk olarak. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok bence. Vallahi ne diyeyim ki abla? İşi gücü rast gitsin Tayyip Bey'in. İçimizden geçti yani. Şu an bir açlık ortalaması dediğiniz gibi 10.000 lira olmuş. Benim şu an daha önce alıp sattığım bir araç vardı. Ben o işle de ilgileniyorum. Yani benim daha önce sıfır aldığım araç 32.000 liraydı. Şu an ben aynı aracı 65.000 liraya aldım. 75.000'e galeriye bile satmıyorum. Yani ben bu konu hakkında daha ne diyeyim ki? Bir çocuk okumaya gitse şu an bir ev tutayım, bir yemek yiyeyim dese aylık 3.000 lirayı geçiyor. Hadi benim maddi durumum var. Ben yiyeyim, içeyim, okuyayım da maddi durum olmayan çocuk ne yapacak? Ben yani maddi durum olmayıp anaokulu okutamayan çocukları biliyorum. Ya ekonomi bitmiş daha ne düşüneceğim yani? Bunun lamıcımı var mı yani? Her gün petrola zam geliyor. Ne diyeyim artık yani? Fazla ileriye gitmeyeyim zaten belli yani.